İsrail ordusu 7 günlük geçici ateşkesin ardından Gazze şeridine yönelik saldırılarını artırdı. Mülteci kamplarını hedef alan İsrail birçok Filistinlinin ölümüne neden olmaya da devam ediyor. Hemen o noktaya gidelim şimdi ve Gazze'deki son duruma bakalım. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci'den alacağız. Son gelişmeleri seni dinliyoruz Mustafa. Büşra, İsrail ordusu insani aranın ardından Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Gece gündüz fark etmeksizin İsrail ordusu Gazze'ye havadan, karadan ve denizden bomba yağdırmaya devam ediyor. Biz şu anda İsrail'in Sderot şehrindeyiz ve bizim bulunduğumuz yerin karşısı Gazze'nin kuzeyi ve Cibaliye, Beit Hanun'a ve Beit Lahiye mahallelerinin bulunduğu bir yer. Ben kamera önünden çekileceğim. Ali İhsancan size şimdi bölgeyi gösterecek. İsrail ordusunun saldırıları işte bu bölgede Cibaliye mahallesi kısmında yoğunlaşmış durumda. Şu anda sadece Cibaliye bölgesinden çok sayıda duman yükseliyor ve bölge tamamen siyah dumanlarla kaplanmış durumda. İsrail ordusu hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarıyla da obüs atışlarıyla da işte bu bölgeyi vuruyor. Gazze'nin sadece Cibaliye mahallesi vurulmuyor. Cibaliye mahallesinin içerisindeki mülteci kampı da hedef alındı. Ayrıca Gazze şehir merkezindeki Şeyh Rıdvan ve Şucaiye mahallelerine de saldırılar olduğu belirtiliyor. Güneyde de saldırılar var. Güneyde özellikle Han Yunus'ta ve Refah bölgelerinde yoğun saldırılar vardı. Bu saldırılarda en az 30 Filistinli hayatını kaybetti. Orta kesimlerdeki Nusayrat mülteci kampı ve Deir el-Beleh bölgeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Ancak Gazze'deki medya ofisinin bir yetkilisi El Cezire televizyonuna katıldı ve burada yaptığı konuşmada son 24 saatte 700'den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Bu bilgi henüz Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanmış değil. Ancak dün hatırlayacaksınız özellikle Şucaiye ve Cibaliye mülteci kampına yoğun bir saldırı vardı ve bu saldırılar nedeniyle de bölgede çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Bölgede maalesef ki 7 Ekim'den bu yana elektrik yok, internet oldukça kısıtlı, hastaneler kullanılamaz halde ve bu nedenle de hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bilgiler, zamanlı bilgiler alamıyoruz ve bu nedenle bölgede neler yaşandığını sadece işte bu bizim bulunduğumuz Sderot'tan görebildiğimiz açıdan anlamaya çalışıyoruz. Ancak içeriden gelen görüntüler oldukça korkunç. Özellikle dün Şucaiye'de 50'den fazla evin vurulduğu belirtiliyor. Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus'a da yoğun bir saldırı düzenlediği belirtiliyor ve İsrail ordusu bu sabah yine Han Yunus'taki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlerden evlerini terk etmelerini ve tırnak içerisinde güvenli bölgelere gitmelerini istedi. Ancak Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada Gazze'de güvenli bir yer yok demişti. İsrail ordusu Han Yunus'ta yaşayan Filistinlerden daha güneyde olan Refah'a gitmelerini istiyor. Ancak dün gece Refah bölgesi de saldırıların hedefi oldu. Yani Filistinlerin gidebilecekleri, sığınabilecekleri güvenli bir yer yok. Bölgeye özellikle güneye yönelik saldırılar yoğunlaşmış durumda. Bu da bölgedeki insani durumu daha da zor hale getiriyor. Çünkü 7 Ekim'den bu yana insanlar zaten elektrik olmadan, su olmadan hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Gıda sıkıntısı var. Bildiğiniz gibi bu insani arada 1000'den fazla yardım tırı Gazze'ye girdi. Ancak Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'deki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için her gün, 2 ay boyunca her gün 200 tır yardımın Gazze'ye girmesi gerekiyor. Ancak şu ana kadar giren tır sayısı bu savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana toplamda 2000'e yaklaşmış durumda. Yani neredeyse insanlar yiyecek ekmek bulamaz hale geldi. İnsanlar elektrik olmadığı için ve yakıt olmadığı için fırınlar çalışmıyor. Odun ateşinde ekmek pişirmeye çalışıyorlar ve birçoğu kamplarda yaşamaya çalışıyor. Derme çatma çadırlarda yaşıyorlar. Gazze'de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor. Bunların
%70'i yerlerinden olmuş durumda ve bunların büyük çoğunluğu Gazze'nin güneyine gitti ve İsrail saldırıları son günlerde bu güneyde de yoğunlaştı ve Gazze'lilerin gidecek artık bir yeri yok ve İsrail buna rağmen bölgeye yoğun saldırılar düzenliyor ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün bir açıklama yaptı ve Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artıracaklarının işaretini verdi. İsrail yönetimi daha önce tırnak içerisinde operasyon yapmadığımız yerlere de giriyoruz dediler. Bundan kasıt Gazze'nin güneyiydi. Gazze'nin güneyine yönelik İsrail ordusunun kara saldırısı başlatma hazırlığında olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu şu anda havadan bölgeyi vuruyor. Ayrıca obüslerle, top atışlarıyla Gazze'yi vuruyor. Gazze'nin güneyini vuruyor ve eğer ki bu saldırılar kara saldırılarına dönüşürse Gazze'deki durum daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecek gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi bölgede saldırılar devam ediyor. Gördüğünüz gibi sadece Cibaliye bölgesinden 3 veya 4 ayrı noktadan yoğun dumanlar yükseliyor. Bu sadece bizim görebildiğimiz bir nokta. Gazze bildiğiniz gibi bir şerit ve yaklaşık 40 kilometre uzaklığında sadece burası vurulmuyor. Gazze'nin orta kesimleri, Gazze'nin güneyi de vuruluyor. Buradaki Cibaliye'deki görüntü bile Gazze'de yaşanan katliamın, Gazze'de yaşanan saldırıların boyutunu göstermeye yetiyor. Ve İsrail ordusu bölgeye yönelik saldırılarını artırarak devam ediyor diyelim ve sözü size aktaralım.